Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Daha sonrasında özellikle son dönemde ticari gayrimenkullerde başta turistik tesisler olmak üzere yaşanan gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Ve özellikle bu çerçevede Ernst & Young Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Ticari Gayrimenkul İşlemleri Direktörü Gün Gökkaya bizlerle birlikte olacak. Ardından yurt dışında olup bitenlere göz gezdireceğiz. Son bölümümüzde ise Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte olacak. Yoğun bir yayın akışımız var ama öncesinde günün öne çıkan haber başlıkları nelermiş onları hatırlayalım. Konut fiyatları 19 aydır enflasyonun üstünde artıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksine göre yıllık bazda konut fiyat artışı %31 oldu. Böylelikle konut fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki seyri devam etti. Avrupa'daki doğalgaz ve elektrik fiyatlarında rekor seviyelerin kaydedilmesi salgının etkilerinden toparlanmaya çalışan ekonomiler için yeni zorluklar oluşturuyor. Büyük gübre üreticilerinden CF Industries, gaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan rekor yükselişler sebebiyle İngiltere'deki iki tesisini kapatmak zorunda kaldı. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Eylül ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %2.4 artarak 61.5 seviyesine ulaştı. Amerikalı milyarder yatırımcı Ray Dalio, yatırımcıların akite fazla güvenmemeleri konusunda uyardı ve kendisinin elinde bir miktar Bitcoin olmasına karşın hükümetlerin kripto para piyasasını imha edebileceğini söyledi. Günün öne çıkan haber başlıklarından bahsettik. Şimdi piyasalardaki rakamlara bir hızlıca göz gezdirelim. Bugün itibariyle günün önemli verisi Amerika'dan gelen perakende satış rakamlarıydı. Buradaki rakam beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Dolayısıyla kur tarafında yaşanan hareket şu an bir parça daha Amerika'dan gelen bu veri etkisini yansıtıyor. Dolar TL'de 8.50'nin üzerini görüp döndük. Euro TL'de 10 liranın üzerini görüp döndük ama buradaki hareketin önemli bir bölümünün yine az önce söylediğimiz gibi perakende satış verisinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda baktığımız zaman perakende satışlar rakamlarında özellikle çekirdek olarak değerlendirebileceğimiz kontrol grubundaki artış %0 beklenirken %2.5 olarak gerçekleşti. -0.7 beklenen manşet verinin +0.7 olarak geldiğini gördük. Dolayısıyla tüm bunlar piyasa açısından önemli ve belirleyici olmaya devam ediyor. Çünkü bir yandan da hemen hemen herkesin gözü kulağı Fed toplantısında ve Fed'in buradaki tavrının ne olacağında iyi gelen Amerikan verileri piyasa üzerinde önemli ölçüde bozucu yansımalar yaratabiliyor. Biz kendi iş dinamiklerimize baktığımızda ise özellikle Borsa İstanbul tarafında 1422 puanlarda bir endeks görüyoruz. Nispeten daha yatayız. Günün düşük seviyesi 1420'ler, yüksek seviyesi 1434'ler. Kabaca %1'lik bir bant içerisinde gidip geldiğini görüyoruz ama endeksi ayakta tutanlar biraz daha Garanti, BİM, Koç Holding gibi nispeten endeks ağırlığı yüksek olan hisse senetleri. Buna mukabil biraz daha emtia üreticilerinde satıcılı seyir görüyoruz. Erdemir'de Koza Altın'da, yine diğer taraftan baktığımızda endeksin son dönemdeki hareketli hisselerinden Tofaş'la benzer şekilde aşağı yönlü hareketlerle endeksi aşağı çekiyor gibi görünüyor. Diğer yandan Türkiye'nin CDS'leri 379 bas puanlar civarından fiyatlanıyor. Aylık opsiyon oynaklıkları 13.80'ler civarında diyebiliriz. Avrupa borsalarındaysa iyimser bir hava var. Özellikle Amerikan vadelileriyle birlikte şu an itibariyle biraz daha yukarı yönlü ivmenin kuvvetlendiğini söyleyebiliriz. STOXX 600 endeksi %0.7 civarında artıda ama Avrupa borsalarının neredeyse tamamında yukarı yönlü hareketler söz konusu gibi görünüyor. Amerikan vadeli işlemlerine de dönüp baktığımızda S&P 500 vadelileri kayıplarının bir bölümünü en azından telafi etmiş durumda. Ancak şu anda Dow Jones artıda, Nasdaq vadelileri hala %0.2 civarında ekside kalmayı sürdürüyor. Şimdi özellikle emtia piyasasında olup bitenlere de bir göz gezdirelim. Çünkü başta petrol fiyatları olmak üzere oralarda oldukça sert fiyatlamalar görüyorduk. $75 seviyesinde şu anda Brent petrol. Kabaca %0.5 civarında geri gelmiş durumda. $72.20 ise WTI tarafındaki hareket.
Amerika'nın 10 yıllıkları perakende satış verisi sonrasında 1.34'ler seviyesine kadar geldi. Hal böyle olunca dolar endeksi 92.90'lara da gelince altın fiyatlarında geri çekilme belirleyici. Şu an baktığımızda 1760 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor gibi görüyoruz. Altın fiyatlarını gümüşte ise %3'lere varmış durumda kayıplar. Dolayısıyla genel perspektifi şu an için piyasa adına biraz daha bu bağlamda değerlendirip yorumlayabiliriz. Dönüyoruz şimdi sevgili Serdar Pazı bizlerle birlikte. Serdar, hoş geldin. Merhabalar. Şimdi özellikle biraz önce altından bahsettik. Amerika'dan gelen kuvvetli bir veri var. Özellikle euro dolar üzerinde de etkili oldu. 1.17.50'ler civarında euro dolar fiyatlamasını görüyoruz. Zaten biraz kendini buraya hazırlar bir piyasa fiyatlaması vardı. Doğru. Ama hareketin büyüğünü biraz daha gelişen ülke kurları üzerinde görmüştük. Şimdi az daha normalleşmesi var. Şu grafiği arkadaşlar bir ekrana alırlarsa biz kendi iç dinamiklerimizde olup bitenleri biraz daha iç unsurlarla açıklamaya mütemayiniz ama evet, burada gördüğümüz dolar TL, Amerikan 10 yıllıkları ve euro doların değil ama dolar euronun tersine çevirerek uyumlu hale getirebilmek için böyle yaptık. Evet. Bu hepsinin bir araya geldikleri grafik. Böyle baktığımız zaman hakikaten hepsinin bir arada hareket ettiğini söylemek mümkün gibi görünür. İlk bir bunu değerlendirelim, sonrasında diğer konulara geçeriz. Tabii yani dolar kuru İçeride bakıldığı zaman 8.30-8.50 bandı dahilinde. 8.50 bizim için önemli direnç. Yani uzun vadeli ortalamaların geçtiği bir yer. Dolayısıyla dışarıda risk iştahının bir miktar bozulduğu, dolara yönelimin arttığı, perakende satış verisinden sen de bahsettin, oldukça kuvvetli geldi. İşsizlik maaş başvuruları beklentiler civarında gelse de perakende satış tek başına bu delta varyantının çok da Amerika üzerinde etkili olmadığını bize teyit eden nitelikte ve dünyanın geri kalanına göre Amerika piyasasının, Amerika istihdam piyasasının, iş gücü piyasasının, tüketim harcamalarının vesaire bir pozitif ayrışma içinde olabileceğini, bunda dolara katkıda bulunabileceğini işaret ediyor. Dolayısıyla bugünkü TL'nin değer kaybı daha ziyade doların global değer kazanımıyla, yani bizden kaynaklanmayan dışsal faktörlerden dolayı oluştuğunu söyleyebiliriz. Peki dönelim diğer taraftan, altın fiyatlamasından bahsettik. 1760'lara kadar geri geldik. Evet. Dünkü kapanışın 30 dolar kadar altına kaymış oldu. Doğru. Şimdi bir tarafta kendi sıkılaşmasına hazırlanan Amerika, evet, öbür tarafta artık ufak ufak mı diye sinyaller veren Avrupa. Hal böyle olunca kaçış yerini görebileceği piyasa yatırımcılarının daha stabil olduğundan emin olduğu yer İsviçre frankı. Kesinlikle. Biraz buraya doğru kayış var. Altınla da İsviçre frankı arasında kuvvetlenmiş bir korelasyon görüyoruz. Evet tabii, yani ikisi de riskten kaçışın, hatta buna belki Japon yenini de eklemek mümkün ama o son yıllarda korelasyon biraz daha zayıfladı o tarafta. Şimdi burada ekranda gördüğümüz grafikte, hani demin nasıl euro doları dolar euroya çevirdik daha kolay anlaşılsın diye, biz de burada daha kolay bir şekilde anlaşılsın diye normalde dolar İsviçre frankı paritesi takip edilir tabii ki piyasalarda. Biz İsviçre frangının değer kazanımını kaybını gösteren bu pariteyi ekrana koyduk. Şimdi İsviçre frangında tabii şöyle, İsviçre Merkez Bankası'nın bir gayreti var. Yani çok fazla frank değer kazanmasın diye önemli ölçüde euro cinsi yatırımları var. Yani piyasaya aktif olarak müdahale ediyor. Burası çok fazla değer kazanmasın diye. Ve işte bir noktadan sonra yumurta tavuk hikayesi altın fiyatlarında da, tabii dolar endeksinin yukarı çıkışının da burada etkisi var ama bir geri çekilme beraber gözüküyor. Burada tabii işte bir miktar risk iştahında değişimler, Çin Avustralya arası yaşanan sürtüşmeler vesaire de etkili oluyor. Ama FED öncesinde bu gelen kuvvetli perakende satış verisi doları destekleyip dolar ile kote edilen başta değerli metaller olmak üzere biraz baskı yaratacakmış gibi gözüküyor. Önümüzdeki dönem açısından bakıldığında elbette buralarda para politikasının şekilleneceği unsur ve önümüzdeki dönemde Fed'in atacağı adımlar da çok belirleyici olacak. Evet. Ancak sanayi metalleri ve özellikle değerli metaller bacağı artık burada bir sınır noktasına, başta altın olmak üzere, doğru, yaklaşmış gibi de duruyor. Yani altında 1730'lar çok kritik. Onu da alta doğru geçecek olursak, o Mart ayında gördüğü ikili dip olan 1670'ler 80'ler var. Ondan sonra bu tabii hani dolar endeksinin herhalde 94'leri falan aşıp 96'lara doğru gitmesiyle realize olabilecek bir senaryo gibi gözüküyor. Ama Fed'den hani ben Aralık ayında artık hamle yaparım diye de istihdam rakamlarında bir tane daha kuvvetli bir rakam gelmesi halinde bu senaryo şu an daha ağırlığını arttırıp piyasalar açısından ana senaryo olacak bir şey gibi gözüküyor. Serdar Pazı, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu değerlendirmeler ve yorumlar için. Tamam. Şimdi ticari gayrimenkul tarafında olup bitenleri değerlendirmeye çalışacağız. Danışmanlık şirketi Ernst & Young tarafından hazırlanan bir turizm sektör raporu var. Bu değerlendirmeye göre özellikle varyantların yeniden gündeme gelmesiyle birlikte turizmde dalgalı bir toparlanma öngörüsü söz konusu. Ancak 2023 yılından önce turizmde eski seviyeye gelmek zor diyor Ernst & Young. Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY,
Turizm Sektörü Değerlendirmesi 2021 raporunun sonuçlarını açıkladı. Rapora göre Haziran 2021 yılı itibarıyla uçuşların açılması, aşılamaların hız kazanması ve Temmuz 2021 itibarıyla da kısıtlamaların azaltılmasının etkisiyle turizm sektöründe toparlanma yaşanacağı öngörülüyor. Ancak aynı dönemde ortaya çıkan Delta varyantının hızla yayılması, ülkelerin kısıtlamaları yeniden uygulamaya almasını gündeme getirdi. Raporda büyük otel gruplarının 2021 yılı ve sonrasında açmayı planladıkları 74 otel bulunduğu ve Türkiye'ye olan yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiği ifade ediliyor. Turizm sektörü borç yükünün 16 milyar dolara ulaştığının da belirtildiği raporda, sektörün bu borç yükünü kendi öz kaynaklarından karşılamasının güç göründüğü ve finansal destek gerekebileceği ifade ediliyor. Rapora göre salgının gidişatına bağlı olarak turizm sektörünün 2019 ve öncesi seviyesindeki durumuna 2023 yılından önce gelemeyeceği öngörülüyor. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye, 2019 yılında ziyaret eden turist sayısı bakımından dünya genelinde ilk 10 turizm destinasyonu arasındaydı. Pandeminin başlangıç yılı olan 2020'de Türkiye'nin turizm geliri %65 düşüşle 12.1 milyar dolara, Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı ise %69 düşüşle 15.8 milyona geriledi. Türkiye'nin turizm geliri kısıtlamaların kısmi olarak başladığı 2020 yılının ilk çeyreğinde 4.1 milyon dolar olarak, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında ise yaklaşık 6.6 milyon kişi Türkiye'yi ziyaret etmiş oldu. Tablo böyle. Biz şimdi bu raporun detaylarını Ernst & Young Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Ticari Gayrimenkul İşlemleri Direktörü Gün Gökkaya ile birlikte değerlendireceğiz. Gün, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Açıl. Nasılsın? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi özellikle üzerine konuşabileceğimiz temel temaların içerisinde bir, elbette turizm sektörünün kendi toparlaması dünyada olduğu gibi kademeli geliyor. Rapor da bunu yansıtıyor. Fakat Türkiye'de özellikle ticari gayrimenkul ve turizm bağlamında oteller veya otel için kullanılabilecek arsalar geçtiğimiz sene hemen hemen kimsenin yüzüne bakmadığı varlıklarken bu sene bunlara muazzam ilgi oluştuğunu görüyoruz. Türkiye'nin özellikle hem Ege bölgesinde hem sahil bölgesinde buralarda çok sayıda işlem olduğunu ya da işlem için arayış içerisinde çok yatırımcı bulunduğunu görüyoruz. Doğru mudur? Doğru, çok doğru. Yani biz de bu dönemde yatırımcılarla konuştuğumuzda özellikle MENA bölgesi ve Asya Pasifik'in ilgisi olduğunu görüyoruz. Yani İstanbul'u sormadan, Türkiye'nin farklı bölgeleriyle ilgili bilgi almadan Antalya ve Muğla tarafında bir ilgi oluştu. Tabii ki bu pandeminin oluşturduğu da bir fiyat yükselişi var. Birazcık uzaktan çalışma, tabii ki otellerde harcanan vakti belki, güneyde harcanan vakti arttırdı. Dolayısıyla bu hem Türk yatırımcıda, yani işleri iyi giden turizmcilerin büyüme planlarını hızlandırdı. Hem de MENA bölgesinden veya Asya Pasifik'teki yatırımcıların ilgisini arttırdı diyebilirim. Doğru, yani bir ilgi olduğu çok net. Şimdi bölge olarak bahsettin, hem Akdeniz bölgesine hem işte Antalya bölgesine, Muğla bölgesi deyince özellikle Bodrum tarafına yoğun bir ilgi alaka olduğunu görüyoruz, duyuyoruz da. Buralarda peki fiyat artışından bahsettin. Bir önceki yıla göre ticari gayrimenkullerde, başta otellerde veya arsalarda ne kadarlık fiyat artışlarından bahsediyoruz? Şöyle, yani dolar bazında konut piyasası çok ciddi artış gösterdi. Artış gösterdi demeyeyim ama euro ve dolar bazında herhangi bir değer kaybı olmadı. Talep de yüksek olunca, yani bugün yani en düşük segmentteki konuttan en üst segmentteki lüks, işte o bildiğimiz konutlara kadar çok ciddi talep var. Bir yükselme oluştu. Otel piyasasında da çok ciddi doluluk, yani birazcık aslında İngiltere'nin geç açması bize negatif etki yaptı. Onun dışında Temmuz ayında çok ciddi gelir elde edildi. Oda fiyatları geçen senenin %30 üzerinde ADR kaydetti. Yani gecelik oda başı fiyat diyebilirim Muğla bölgesi için.
Buralardaki otellerin fiyatlarında geçen sene talep edilenlerle bu senekiler arasında nasıl bir fark oluştu onu da sormak isterim. Yani otel oda kiraları, oda fiyatların değil ama otellerin kendi satış fiyatları üzerinden konuşacak olursak mesela. Eğer bir yatırımcıya devir söz konusuysa geçen sene ne istenirken şimdi nereye kadar çıktı bu? Evet, geçen sene pandemi başında bir moral bozukluğu vardı hakikaten. Hani otellerin hani EBITDA üzerinden konuşacak olursak otelin 13-15 çarpanlar mümkünken şu anda onu çok daha üzerinde oteline fiyat biçen, o fiyatlara satmaya arzu eden yatırımcılar var. İlgi de olunca tabii bir şekilde mal sahipleri, otel sahipleri pozisyonlarını koruyor. Şu an çok kıymetli bir varlık sınıfı haline geldi Güneyli otel sahibi olmak. Peki burada özellikle hem Orta Doğu bölgesinden hem Asya Pasifik bölgesinden çeşitli ilgi ve alaka gösteren zincirler grupları olduğundan bahsettim. Bunlar içinde tamamlanmış ya da tamamlanmak üzere olan ne kadarı var? Bunların özellikle iştahları bu işi nihai noktaya taşıyabilecek durumda mı şu an? Yani o konuda yani bir şey söylemek zor. Yani şu an hani devam eden hani farkında bizim takip ettiğimiz en azından 3-5 tane önemli işlem devam ediyor ama hani kapanma olasılığı gerçekten bunlar hani bunlara bir olasılık vermek oldukça güç. Ama hani biliyorsunuz hani Boğaz hattında da çok önemli oteller açıldı, açılıyor. Bir tanesi işte bir ay kadar önce Mandarin açıldı. Şimdi Peninsula açılıyor. Başka bir otel daha geliyor arkasından. Ve bunların tamamı da bir şekilde ilgiyi İstanbul'a, Bodrum'a aslında hani sadece yaz turizmi, güneyde yapılan tatil turizmi gibi değil de birazcık doğaya yönelik turizmde de Türkiye'nin güçlü olduğu yönler var. Burada da kazanımlar elde edeceğini düşünüyorum. Peki bunun haricinde de özellikle ofis tarafındaki gelişmeleri de sana sormak isterim. Özellikle insanların evden ve uzaktan çalışmaya başlamasıyla beraber ofis tarafında yapılmış olan yatırımlar, bu anlamdaki ticari gayrimenkullerde ciddi bir boşluk söz konusu oldu. Hayata dönüş biraz daha başladı, biraz daha farklı ofise dönüş stratejileri, hibrit modeller falan tartışılıyor ama ticari gayrimenkuller için durum nedir? Eskisi kadar ilgi alaka var mı diye bir sormak isterim. Orada bayağı da arz fazlası oluşmuştu zaten. Daha salgın başlamadan evvel bile. Evet. Yani orada aslında biraz boşluk oranı düşmeye başladı. Bir şekilde bir taraftan hani kurumsal şirketler yeni yerleşim stratejilerini oluşturuyor. Hibrit modeller gündemde. Ama bir taraftan da hani şey olduğu için bilindiği için hani teknoloji şirketi Getir geçtiğimiz günlerde yeni headquarter'ını satın aldı. Kiracı olduğu binayı aldı. Bunun gibi yeni işlemler Levent'te gerçekleşti geçtiğimiz hafta. Yani bir şekilde bu stok emiliyor. Tabii ki bir boşluk oranı var ciddi. %25'ler düzeyinde. O yavaş yavaş bir azalma trendine girdi. Hani çok da aslında iyi bir şey var elimizde, stok var. Tabii ki bir İstanbul Finans Merkezi de arkasından açılıyor olacak yakın gelecekte. Ama iyi ürünlere yani böyle dünya standartlarında ofis olduğu zaman, iyi kiracılar olduğu zaman içerisinde mutlaka bu investment grade ürünlere bir talep oluyor. Gün çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşlerini bizlerle paylaştığın ve görüşlerini aktarmak için bize zaman ayırdığın için kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızdayız.
Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi bizleri bekliyor. Ceren, özellikle dünden bu yana, hatta son iki haftadan bu yana tartıştığımız ana tema enerji tarafında yaşanan sorunlar. Hem enerji kesintileri tartışması hem de fiyatlamanın çok yukarı kaymasıyla beraber üretim için ortam ve zemin eskisine göre daha negatife kaymış gibi görünüyor. Bunun yansımalarını da ufak ufak görmeye başladık kapanan üretim merkezleriyle beraber. Evet Açıl, Avrupa'nın enerji sıkıntısı fabrikaları kapatmaya zorluyor ve şirketler planlarını yeniden gözden geçirmeye başladılar maliyetlerde yaşanan bu artışlar nedeniyle. Mesela ABD'li şirket CF Industries İngiltere'deki iki fabrikasını kapatacağını açıkladı. Şirket enerji fiyatlarında yaşanan hızlı artışı gerekçe gösterdi ve İngiltere'de Billingham ile Inns tesislerinde üretimi durduracağını ve ne zaman başlayacağını henüz belirsiz olduğunu belirtti. Yüksek enerji fiyatları tüm kalemlerde maliyetlerin artmasına neden oluyor. Avrupalı şirketlerden artan maliyetler konusunda uyarılar gelmeye başladı. Mesela Fransa'nın en büyük şeker üreticisi Teros, artan doğalgaz fiyatlarının şirket maliyetlerini olağanüstü seviyede arttırdığını açıkladı. Önümüzdeki günlerde de benzer açıklamalar, yani üretimin durması yönünde benzer açıklamalar diğer şirketlerden de görebiliriz. Bugün aynı zamanda İngiltere'ye elektrik akışı en yüksek fiyattan sağlandı. Bu da önemliydi. Çünkü bunun nedeni Fransa ile İngiltere arasında elektrik dağıtımını sağlayan kabloda meydana gelen arıza ve bu arıza nedeniyle önümüzdeki aylarda, hatta önümüzdeki sene boyunca İngiltere'de beklenmedik kesintilerin olması muhtemel olduğuna dikkat çekiliyor. Çünkü Britanya elektrik ithalat ve ihracatını 6 büyük kabloyla yapıyor ve bu kablolardan ikisi Fransa ile bağlantılı. Yani bu yıl İngiltere'nin elektrik talebinin %7.5'i Fransa'nın 56 nükleer tesisinden sağlandı. Bu arz sıkıntısının önümüzdeki seneye kadar sürebileceği ve bunun da fiyatları etkilemesi bekleniyor. Hükümetler artan fiyatlar karşısında adım atmaya başladılar. Özellikle hane halklarına destek olmak için. Mesela Fransa hane halklarına elektrik faturalarına destek olmak için 580 milyon euro yardım yapmaya hazırlanıyor. Bugün Fransa Başbakanı Castex'in bir açıklama yapması bekleniyor ve bu planın detaylarını açıklayacak. Tabii haberlere baktığımız zaman 5.8 milyon hane halkına Aralık ayında 100 euro destek ödemesi yapılacak ve artan enerji fiyatları nedeniyle hanelere yıllık 150 euro hali hazırda yardım yapılmıştı. İtalya Enerji Bakanı ise perakende enerji fiyatlarında beklenen artışı telafi edecek kısa vadeli tedbirler üzerinde henüz çalıştıklarını ifade etti. Fakat İspanya'nın enerji fiyatlarını sınırlamak için aldığı tedbirlerin İtalya'ya uygulanmasının kolay olmadığını, iki ülkenin birbirlerinden farklılıklarının olduğunu söyledi ve kendilerinin de enerji faturalarında uzun vadeli bir reform üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Goldman Sachs'tan gelen uyarı önemliydi çünkü Goldman Sachs Avrupa'da elektrikler kesilebilir uyarısı yaptı. Avrupa'da artan enerji fiyatlarının bu kış elektrik kesintilerinin yaşanmasına dair riskleri arttırdığını ve bu kış ortalamaların üzerinde bir soğukluk da geçmesiyle birlikte Avrupa'nın Asya ile LNG ithalatı için rekabet etmek zorunda kalabileceğini söyledi. Bugün aynı zamanda gözler İngiltere'nin seyahat güncellemesi kararında olacak. Aslında bir süredir İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaracağına ilişkin iddialar basında yer almaya başlamıştı. Özellikle 3 hafta önceki değerlendirmede bu karar bekleniyordu. Fakat beklenen karar gelmedi. Bu hafta mesela yine İngiliz basına baktığımız zaman Daily Mail gazetesi bugünkü değerlendirmede Türkiye'nin kırmızı listeden çıkacağı iddiasına yer verdi. Fakat The Times'de yer alan haber önemliydi. Çünkü bugün The Times'de yer alan haberde İngiltere hükümetinin seyahat sınırlamalarını belirleyen kırmızı listeyi önemli oranda küçülteceği iddiasına yer verilmiş oldu. Habere göre hükümet şu an hali hazırda 62 ülkenin yer aldığı kırmızı listeyi yarı yarıya azaltmayı düşünüyor. Ve bu plan kapsamında listeden çıkan ülkeler için seyahat sınırlamalarının gelecek aydan itibaren gevşetilmesi bekleniyor. Yani 1 Ekim tarihinden itibaren bu plan kapsamında hükümet uluslararası seyahatleri basitleştirmek için liste sayısını azaltacak. Amber liste kapatılacak. Ülkeler ya yeşil listeye ya da kırmızı listeye alınacak ve böylece Türkiye'nin de İngiltere'nin kırmızı listeden çıkması mümkün olabilecek. Çünkü hali hazırda Türkiye'den İngiltere'ye gelenler için otel karantinası zorunlu bulunuyor. Bunun da bedeli 2285 sterlin. Son olarak Avrupa borsalarındaki fiyatlamalara baktığımız zaman bugün endekslerde pozitif bir hava olduğunu söyleyebiliriz. %1 civarı, hatta %1 aşan yükselişler var Açıl Sezen.
Ceren Dilekçi, teşekkür ediyoruz sana ve şimdi gidiyoruz New York'a. Melike Ayan bizleri bekliyor orada. Melike, çok kuvvetli gelen bir perakende satış verisi. Beklentileri çok aştığı için önümüzdeki döneme dair beklentileri biraz daha farklılaştırdı. Biz özellikle gelişen ülke kurları üzerinde ve dolar üzerindeki değer etkisini izliyoruz, takip ediyoruz. 10 yıllıkları da yukarı attı. Ne ifade edebileceğine dair piyasadan ilk yorumlar neler? Doları da yukarı attı. Evet, ABD perakende satışı %0.7 artmış Ağustos'ta. Temmuz'da 1.8'lik düşüşten sonra bu sürpriz bir sıçrama olarak algılanıyor, görülüyor. Ama gerçekten öyle mi Açıl? Bir bakmamız lazım dağılımına. Şimdi öncelikle 13 kategoriden 10'unda da artış olması perakende satışın tabii iyi bir gösterge. Ekonomik iyileşmenin olduğuna dair, hem de Delta varyantına rağmen, COVID-19 SARS Delta varyantına rağmen böyle bir artış olması tüm kalemlerde neredeyse iyi. Ama internet, genel ürünler, mobilyada biz artışı görüyoruz. En fazla artış buradan geliyor. Bunlar da pandemi döneminin zaten en çok alınan ürünleriydi. İnternet satışlarının olması da evde kal ve evde kalımla alakalı olduğu için yine pandemiyle ilgili bir perakende satışı. Evet, yine de buna rağmen tabii ki pozitif, olumlu bir rakam. Perakende satışın iyiye gitmesi. Dün Çin'den çünkü negatif bir rakam gelmişti. Ve ABD'de ekonomik iyileşmenin olduğuna dair bir emare. İkincisi, Philadelphia Fed İmalat Endeksi Eylül'de o da sıçramış. Dün Empire İmalat da bölgesel olarak imalatın arttığını bize gösteriyor. İşsizlik sigortası başvuruları ise ayda kasırgasının etkisiyle ciddi bir şekilde yükseliyor, devam ediyor ve bu en çok Louisiana eyaletinden geliyor bu artış. Zaten ayda kasırgasının en çok zarar verdiği, darbe vurduğu yerde o eyalet. Fakat genel anlamda ekonomik iyileşme var. Enflasyonist, şimdi bütün bu baskılar dün konuşuluyordu. Acaba enflasyonist baskılar da düşecek mi? Yani ithal fiyatlarının 10 yılın dibinde olmasıyla birlikte. Şimdi Fed bir yandan da onu konuşacak. Evet, genel anlamda durum iyi fakat yani alımlar biraz tersine döndü son saate doğru. Şu anda Nasdaq %0.3 düşüyor. Dow Jones 59 puan birden düşüyor. O yani önce yükseklikle alımlarla reaksiyon gösterdi perakende satışın bu kadar güçlü gelmesini. Şimdi biraz yataya yakın düşüşte doğrultusunun yönünü bulmaya çalışan borsayla karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler'in yine ekonomik büyüme demişken, ekonomik büyüme ile alakalı önemli bir haberi vardı. ABD için özellikle, dünya için de en hızlı iyileşmeyi görecek ABD'de geçmekte olan ülkeler önümüzdeki 5 yıl içinde diyorlar. FedEx'in 90 bin kişiyi işe alacağını söylemesi ise senedin olumlu yönünde etkiledi. Şu an itibariyle metal ve mining, madencilik hisselerinin düştüğünü görüyoruz. Cisco'da Credit Suisse tarafından ratingi 56'dan 74'e çıkarıldı. Çip yapımcılarının özellikle hani arz talep, arz sıkışıklığı nedeniyle genellikle hisse senedinin yukarı çıktığını biliyoruz. Bu devam ediyor. Ve outperform diyor Credit Suisse, yani performansı çok güçlü. O yüzden de 56'dan 74'e çıkarıyorum diyor hissenin şu an itibariyle ratingini. Ve en son olarak da şunu söyleyeceğim. AI ve teknolojide Bank of America yeni bir rapor çıkarmış ve şunu söylüyor. Birkaç teknoloji var onun üzerinde durmuş. Onların 2030 itibariyle 6 trilyon dolarlık bir piyasa oluşturacağına inanıyor. Moonshot teknoloji dediğimiz çok yeni teknolojiler, robotlar, AI'lardan, yani yapay zekadan bahsediyor. Bununla ilgili Bank of America'nın raporu da yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Yarın quadruple vesting, türevlerin, opsiyonların süresinin bittiği ve o yüzden de hacmin yüksek olacağı bir gün. Ama şu an itibariyle volatilite yine hala yukarı çıkıyor. Bu arada SpaceX'in de dün tarihi profesyonel olmayan, astronot olmayan ilk ekibi uzaya da çıkarmasıyla birlikte hissenin kendi yukarı attığını tekrar gördük diyorum. Size tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, teşekkür ediyoruz sana da. Kısa bir araya gidiyoruz. Ardından programımızın son bölümünde Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte olacak. We'll be right back.
Finans Merkezi'nin son bölümünde Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte. Hoş geldin Güntay Şimşek. Hoş bulduk. Şimdi özellikle bizim son dönemde çok tartıştığımız, Bloomberg ET ekranlarında da yaklaşık 2 haftadır hemen hemen her fırsatta üzerine durmaya çalıştığımız konulardan bir tanesi, dünyada enerji fiyatlarının yükselişi. Bu fiyatlardaki yükseliş özellikle Avrupa'da üretimi tehdit eder boyuta kadar ulaşmış görünüyor. Doğal gaz fiyatları çok yükseldi, hidroelektrik üretimleri nispeten düşmüş durumda, yenilenebilirden elde edilebileceklerin sınırına kadar dayanılmış durumda. Kömür kontratları koptu gitti, karbon kontratları bununla birlikte koptu gitti. Şimdi en son uranyum fiyatlaması bile kopup gitmiş durumda. Yani nükleer etkili. Artık tabii ister istemez bir noktadan sonra nükleer santrallerde de kapasite artacak. Dolayısıyla bunlar uranyuma etki yapacak diyerek hemen hemen herkes buralarda ciddi şekilde pozisyon almaya çalışıyor. Nereye kadar gidebilir bu enerji fiyatlarındaki tablo? Bu birinci soru. İkincisi de özellikle Türkiye bunun ne kadar farkında? Türk sanayicileri buradan gelebilecek tehlikeye karşı kendi marjlarını koruyabilmek için herhangi bir şey yapıyorlar mı, görüyor musun? Şimdi birincisi, yani bütün bu enerji sorunların temelinde iklim değişikliği var. Yani bunun altını bir net çizilmesi lazım. Çünkü biz de bu yaz yaşadığımız su elektrik enerjisi sorunun arka planında işte barajlardaki su seviyesinin düşmüş olması, planlanan programa göre doğal gazın yüksekliği sebebiyle bazı santrallerin sökülüp devre dışı bırakılması, yurt dışına gitmesi ve kurulu gücünüzün işte 100.000'ler seviyesinde olmasına rağmen emre amade veyahut da baz güç elektrik üretim gücünüzün düşük kalması, yani Türkiye'yi de bu anlamda etkiledi. Yurt dışına baktığınızda işte kömürdür, santraldır, HES'lerden bahsediyorum, hidroelektrik santralleri. Bu ikisinin arasında bir baskı var. Yani birincisi iklim sebebiyle su seviyelerinde düşüklük var, istediğiniz şeyde kullanamıyorsunuz. Diğer taraftan bazı ülkeler yavaş yavaş kömürden çıkma veyahut da işte bu karbon ayak izi takibine takılma sebebiyle devre dışı durma gibi gerekçeleri var. Öteki taraftan da dünyada yaklaşık 400 bin megawattlık bir nükleer enerji var. O en önemli baz güç, yani size sürekli emre amade elektrik üreten bir güç olarak karşınızda duruyor. Bunu da zaman zaman işte çevreciler, şu bu tartışanlar olsa da buraya doğru da ciddi bir eğilim var. Buraya doğru eğilim olunca da doğal olarak onun ana ham maddesi ne yönelik de talep ve fiyat yükselmesi var. Yani nereden baksanız kaçacak yeriniz pek yok gibi görünüyor. Sularınız azalıyor. Eğer kömür kullanırsanız daha fazla iklimi bozacağınız için daha fazla kayıplar, daha fazla enerjiye talepler ve kaynakların tüketilmesine yönelik doğayı bozma, dünyadaki dengeleri bozma gibi. Bu arada tabii kömürden kömüre de fark var. Daha yenilikçi kömür kaynakları var. Daha az karbon emisyonu üreten kömür kaynakları ve santralleri var. Bunların arasındaki ayrışmaya kadar geldi işin tartışması. Ama şimdi esas önemli olan Avrupa'da fiyatlar gerçekten bambaşka. Şu kömürden kömüre fark dediniz ya. Mesela Kanada'ya gitmiştim. Kanada'da çok iyi, yani doğal gaz seviyesinde çevreye zarar veren santral geliştirmişler. Mesela santraldan santrala fark dediğin veyahut da mevcut santrallara filtre takıp daha az çevreyi kirletmek veyahut da doğalgaz seviyesinde doğaya karbon salınımı yapan kömür santralları kurmak ki her seviyede kömür, yani kalorisi düşük olsun, fazla olsun, taş kömür olsun, lignit olsun fark etmiyor. Biraz bunu da yatırım, bu sefer de maliyet tarafı devreye giriyor. Ama ona da çok fazla eğilen olmadı. Ben de mesela birkaç kez yazdım. Türkiye'den önemli isimlerle de görüşmüştüm. Türkiye'de de mesela buna çok iyi gösteren olmadı. Ki bizde de kömür kaynaklarımız var. Tamam, kalorisi düşük diye eleştiriliyor. Hatta tabloya bakarsanız ithal kömürden ürettiğimiz elektrik enerjisi yerli kömürden fazla. Hatta bir de Türkiye'de garip bir şey var. İthal kömürden elektrik santrali kurmaya kalktığınızda izinler şu bu çok çabuk olurken yerli kömürden kurmaya kalktığınız zaman neredeyse 40 küsür yerden izin alıyorsunuz ve burnunuzdan geliyor ve dolayısıyla yerli kaynakları halen daha harekete geçmek bu anlamda biraz daha zor. Bizim dereleri biraz şeye baktığınızda elektrik üretimde mesela kaynak sularından diyor. Oralarda doğayı ki başka türlü bozuyorsunuz. Başka anlamda iklim değişikliğine katkı sunuyorsunuz. İşin içinden bir türlü çıkamıyoruz. Rüzgar biraz iyi gidiyor. Güneş şimdi onu yakalamak üzere.
Bu benzer çalışmalar hem Türkiye'de hem de özellikle Avrupa'da olabildiğince iyi. Çin bu konuda başarılı. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarına eğilim var ama yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin kaliteli bir şekilde olmaması halinde yine iklimi, doğayı bozduğunuz için başka türlü zararlarını görüyorsunuz. İşte suyu azaltıyorsunuz, başka sorunlar karşınıza çıkıyor. Yani bilinçli olmanın faydası var. İşte nükleerde biz biraz takvim biraz gecikti ama neticede Türkiye'nin nükleer santral veyahut da nükleer enerjiden faydalanması süreci de gecikti. Neticede 2023'te bu devreye girecek ama bugünkü ortalamaya bakarsanız yılda işte 300 milyar kilovat saat elektrik tüketiyoruz. Veyahut da işte 350'ye yaklaştı diye kabul edersek 35 milyar kilovat saatlik bir şey elde edeceğiz Mersin nükleerden ama ilk santral 2023'te toplamı 2026'da devreye girecek. O zamana kadar ne yapacağımızın dediğin gibi sanayicilerin, iş dünyasının, bürokrasinin, Enerji Bakanlığı'nın bu soruya cevap bulması lazım. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yarın Akkuyu nükleer santralini incelemelerde bulunacağını söyleyelim. Tabii bir buçuk sene var. Dolayısıyla olup biten şu an itibariyle çözüm değil burada yaşanan gelişmelere. Fakat hakikaten biraz kendimizi hazırlamak, biraz da kışın yağışlı geçmesine dua etmek lazım herhalde. Çünkü hidroelektrik santraller haricinde çok kolay kolay kapatılacak gibi görünmüyor buralardaki açık. Kesinlikle, çünkü geçen yılla bu zamana bakarsanız, yani Ağustos ayı itibariyle kıyaslayalım. Mesela geçen yıl biz hidroelektrik santrallerinden elde ettiğimiz elektriğin oranı %30 seviyelerindeyken bu yıl %20-20'nin altına düşmüş. Yani bu ciddi bir kayıp, çünkü bizim en önemli fiyat dengelemesi yapan, demin fiyat şeyin altını çizdin ya, rakamlar yukarı çıkıyor. En önemli dengelemeyi yaptığımız yerlerden birisi hidroelektrik santrallerdeydi. Oradan elde ettiğiniz elektrik az olunca bu yandan ne oluyor? Devreye doğalgaz giriyor. Yoğunlukla o yükseliyor çünkü. Veyahut da ithal kömür giriyor. Onun da bedeli yüksek. Kendi kömür kapasiteniz, termik santrallerin durumu belli. Bir de rüzgar, güneş, bunlar da baz güç olarak güveneceğiniz kaynaklar değil ama neticede temiz diye adettiğimiz enerji kaynakları. Ama her halükarda baz güç elektrik üretecek termik santrallerine, kömürden, doğalgazdan veyahut da hidroelektrik santralleri de yine güneşe şeye göre barajınızda su varsa kıymet doğuruyor. Ama iki tarafta da sorun var yani. Peki, şimdi elbette biraz bunları konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta da bununla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle sanayinin hangi kesimleri daha hazır, hangisi değil. Hafta boyunca da bunun belki etki ekranlarında görüşeceğiz. Bir de şeyin altını çizelim. Bizde bir de batıyla kıyasladığımızda biz işte bir kalem üretirken diyelim bir birim elektriği kullanıyorsak biz halinde o dönüşümü yapamadık. Batı yarım birim veyahut da dörtte biri fiyatına üretiyor. Yani biraz teknolojiyi de yenilemek lazım bu vizyonu koyarken biraz işin. O tarafına da kullandığımız alet, edevat, artık her şeyde bu elektrik enerjisi tüketimi önemli olacak. Peki buradan geçelim biraz işin turizm boyutuna. Son 3-4 dakika içerisindeyiz. Bugün İngiltere'nin Türkiye'yi karantinadan, daha doğrusu kırmızı listeden çıkartıp çıkartmayacağını değerlendireceğiz. Özellikle Ceren biraz önce aktardı. Birçok ülkeyi bu amber dedikleri listeyi kaldırıp ya kırmızı ya yeşil yapacağı, dolayısıyla kırmızı listeden birçok ülkenin çıkmasının beklendiği söyleniyor. Türkiye'de bunlar arasında ama tabii 3 hafta önce de tartışılmış ve olmamıştı. Dolayısıyla bir buna bakmak lazım. İkincisi de özellikle Türkiye ile başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere çeşitli destinasyonlarda daha kuvvetli bir uçuş performansına doğru dönüş var. Evet. İşte birincisi bu İngiltere'den biz uzun süredir bekledik. Yazında bekledik. Çünkü en önemli turist beklediğimiz noktalardan birisiydi. Bir de kıymetli, yani harcama kalemi olarak da baktığınızda oradan gelen turist bizim turizm sektörüne ciddi anlamda katkı veren bir pozisyondaydı. Oradan bir netice alamadık yaz boyunca. Biraz da bizim tabii içeride Covid-19 vakalarını kontrol etmede yaşadığımız sorunlar. Ben bugün o liste değişimindeki, yani bir rengin aradan çıkarma sebebiyle bizim evet veya hayır noktasında, evet alacağımız noktasında çok ümitli değilim açıkçası. İnşallah olur ama biraz sıkıntılı görünüyor. Eğer devam ederse biliyorsun karantina uyguladıkları için gitmek zor. Oraya gidince uzun süre kalıyorsunuz. İnsanlar ne yapıyor? İngiltere'ye gitmeden önce İngiltere'nin karantina uygulamadığı ülkelere gidip orada 11 gün geçirip öyle gidiyorlar ki
İngiltere'ye göre otel fiyatları o karantina süresindeki diğer harcama kalemleri daha düşük olduğu için. Bu da ciddi anlamda bir sıkıntı oluyor. İş dünyası ve özellikle öğrenciler için bu sorun yaşanıyor. Ama asıl bizim beklediğimiz sıkıntı oradan gelen turistlerden elde edeceğimiz verim. O da sezon bitmek üzere olduğu için ne kadar etkiler artık yani bilemiyorum ama. Ama bir gidiş geliş bir rahatlasın çünkü iş dünyası için de çok önemli. Yani kesinlikle. Sadece turizm değil hakikaten hem finans kesimi için hem iş dünyası için yani gidiş gelişlerin açılması çok belirleyici bir iş. Bir şey de biz Rusya'ya karşı daha şeydik. Biz sınır koymuyorduk. Onlar da bir sınır koymuyordu. Rus turisti gelip gidiyordu. Bugün gelen bir haberde sadece Rus aşılarından Türkiye Sinovac'ı tanıyacağını söyledi. Bunu da biraz bilmiyorum artık neye yormak lazım. Diğer Rus aşılarını değil sadece Sinovac'ı taşıyacak. Yani Türkiye'den oraya gidenler için eğer Sinovac varsa sorun yok, Sinovac yoksa sorun mu var? Oradan buraya gelenlerde eğer aşı şartı arıyorsanız Sinovac'ı sadece Rus aşılarından sadece Sinovac'ı tanıyoruz. Diğer Rus aşılarını tanımıyoruz. Yani Sinovac Rus aşısı değil ya o yüzden söylüyorum. Sputnik onların aşısı ya. Pardon Sinovac diyor yanlış dedim. Sputnik sadece Rus aşılarından Sputnik'i tanıyacağız. Rus aşısı olarak söylüyorum. Diğer aşılar zaten onda sıkıntı yok. Rus aşılarında da Sputnik'i tanıyacağız diye. Bilmiyorum o oradan buraya gelişlerde nasıl bir sıkıntı yapar. Çünkü Rusya Mısır arasında da ilişkileri geliştirmeye çalıştılar. Şimdi Kasım'dan itibaren otel fiyatlarını işte en 5 yıldız oteli mesela 40 dolara sabitlediler. Diğerlerini 27 falan gibi ki Rusya'dan diğer Akdeniz çağındaki ülkelerinde şeyler turizm sezonu daraldığı için Mısır'a çekilsin diye. Türkiye-Dubai ilişkileri daha doğrusu Dubai demeyelim de Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri düzeldiği için Türkiye Dubai, Türkiye Abu Dhabi arasında da uçuş trafiğinin artacağına dair zaten beklentiler var. Bunun ilk işareti de Emirates Hava Yolları izin talep ediyordu. Uçuş sayısını artırmak istiyordu. Şimdi dünyanın en büyük işte yolcu uçağı olarak bilinen Airbus 380 ile sefer koyacaklar. THY ile Emirates arasında Dubai İstanbul arasında THY 787'lerde uçuyor. Şu an dünyanın en teknolojik uçağı. Emirates'te 380'de böyle ilginç bir de rekabet olacak yani. Çok teşekkür ediyoruz Güntay Şimşek. Finans merkezini böylelikle noktalıyoruz. Sözü Gözde Kuyumcu'ya bırakıyoruz kapanışa doğru için.